Türk time. Talat Atilla, İyi Parti yakında deprem yaşayabilir. İnandığın Allah'a güvenmezsen yavaş, samimi bir hata yaptı. Meral Akşener iyi başladığı seçim koşusunda önce tökezledi, sonra üst üste kritik hatalar yaptı. Cumhurbaşkanı adaylığı sürecini iyi yönetemedi. Meral Hanım çabuk güser. Darılmasın ama süreci kötü yönetti. Dağıttığı ya da dağıtmak zorunda kaldığı masaya geri döndü. Döndüğü masadan yine somut bir şey alamadı. Sadece almış gibi davranmak zorunda kaldı. Yavaş ve İmamoğlu için yeniden oturduğu masadan sadece yerine getirilmesi şartlara bağlı muğlak bir söz alarak partisine geri dönmek zorunda kaldı. Ciddi siyasi tecrübesine rağmen zamanlama, strateji, sevk etme ve yönlendirme hataları yaptı ya da kurmayları yanlış yönlendirdi. Her şeyi bırakın, rakip analizi dahi yapamadı. Zaten belliydi ama sonuçlardan da kesinleşti ki Akşener'in birinci rakibi Kılıçdaroğlu, ikinci rakibi Erdoğan'dı. Birinci rakibe tuş olurken ikincisi için ortaya çıkmış sağlıklı bir arge çalışmasının bile yapılmadığı görüldü. Aldığım bilgilere göre İYİ Parti'de uzun süredir sıkışan gaz her an alevlenebilir. Akşener'in partisinde ciddi bir revizyon yapacağını öğrendim. Üstelik bir bölümünü bakan yapacağım diye bir bölümünü de direkt tasfiye etmeyi düşündüğü isimler partinin kritik simaları. Geçmiş yazılarımı takip edenler hatırlarlar. Koray Aydın ve Ali Ağralioğlu'nun istifanın eşiğinde olduğunu yazmıştım. Gelinen nokta bu önemli iki isimle de sınırlı değil. İsimleri biliyorum ama off the record olduğu için yazamıyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Çoğu partinin kritik yerinde ve kamuoyunun tanıdığı isimler. Çarşamba gününe kadar Akşener partide olağanüstü hal ilan ederek bu isimleri ikna edemezse siyasi haritayı değiştirebilecek sonuçlar ortaya çıkacak gibi görünüyor. Son olarak niyet değil yüz okuması olarak Meral Akşener'in Saadet Partisi önündeki fotoğrafının yaşadığı hayal kırıklığının belgesi olduğunu belgeleyebilirim. Bir gazeteci olarak o fotoğrafın ışık kırılması olduğunu söylemenin fizik kuralına aykırı olduğunu rahatlıkla yazabilirim. Evet, Meral Hanım'ın yüzünde ışığın bir miktar ters yansıması var. Ama ışık hangi açıdan gelirse gelsin göz ve dudakların mimiğini asla değiştiremez. Keşke kurmayları daha inanılır bir mazeret bulsalardı.'' Photoshop deselerdi. Yine bir parça mantığı olabilirdi. Işık öyle kırılmaz. O bir kalp kırılmasının fotoğrafıydı. Mansur Yavaş Mansur Yavaş dün gece Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğuydu. Özellikle son yarım saatindeki doğallığı ve sade anlatışını beğendim ama Yavaş'ın biraz daha vaktimiz olsa şunu önerecektik. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'yla beni ilan edelim diğer genel başkanlar da milletvekili olsunlar ve partilerinin başında olsunlar. Ben hala onun doğru olduğuna inanıyorum ifadeleri çok tartışılacak. Samimi siyasetçilerin kamuoyuyla paylaştığı samimi sözler çoğu zaman problem olur. Tıpkı CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun ben ve Tamer Korkmaz'la TV 100'deki Memleket programındaki samimi açıklamaları gibi ama yavaş Başta Meral Akşener ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal olmak üzere genel başkanların Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına karşı olduğunu söyledi. Bu sözler bana göre de doğru. Ama kapanmış bir dosyanın kapağını açma niyeti doğal olarak diğer genel başkanları rahatsız edebileceği gibi sadece ben ve İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaya layığız olarak algılanmaya da müsait. Manipüle edilmeye açık. Kaşınacak bir yara bırakabilir çünkü. Olan olmuş, konu kapanmış. Defalarca tartışmaya açılan masa ve masanın kararlarını yeniden tartışmaya açmanın kendisi dahil hiç kimseye faydası olmayacağı kesin. Zarar getirmesi muhtemel. Keşke yavaş adına düşünenler bu sözleri söyletmeseydi. İslam dünyası inandığı Allah'a güvenmediği için sırtı yerden kalkmıyor. 25-30 yılı aşkın bir süredir bıkmadan, usanmadan dostlarıma İslam dünyasının sırtının yerden kalkmamasının nedeni inandıkları Allah'a güvenmemeleridir derim. Müslüman dünyası istisnaları hariç nedense Allah'a inancına her şeyin yeterli olduğunu düşünürler. Oysa Allah'a inanmak yetmez. İnandığın Allah'a güveneceksin de. Mesela Newton'un hareket yasalarında hareket etmeyen bir cisim üzerine bir net kuvvet etki edinceye dek hareket etmeyecektir der. Aksi görüşün fiziğin kuralını ihlal olduğunu bilen muhafazakar kitlenin Allah'ın yasaları karşısındaki lağbalilik, kayıtsızlık ve istismarı utanç verici. Çünkü referans olarak gösterdiği Allah'ı ve insanları kandırmaya teşebbüs var. Ya referans yapmayacaksın ya da yaptığın referansa uyacaksın. İncittiğin sarı çizmeli Mehmet Ağa değil, o bir Allah. Seküler yaşayanlar için diyeceğim bir şey yok. Kendi tercihleri ama hem inançlı olacaksınız hem de Amerika güçlü diye Amerika'ya, Rusya güçlü diye Rusya'ya güvenirseniz Allah'ın git güvendiklerin yardım etsin yaklaşımına muhatap kalırsınız. Kalıyorsunuz da. Altın uçaklı tuvaletlerde peygamber bekçiliği yapan Arabistan yönetimi gibi mesela din istismar yapan siyasetçiler mesela. Şirkin tövbesini dahi kabul etmeyen Allah'a şirk şöleni yapanlar mesela. Hepimiz bir parça ateş almaya gelip gidecek misafirleriz. İslam dünyası seküler kitleyle uğraşacağına ellerine aldıkları ateşleri nerede söndüreceklerini düşünsünler. Yoksa o kor onları yakacak. Biraz da uzak durarak lütfen. Eskiden kibrit yokmuş. Ateş sönünce ateş küreğiyle komşuya gidilir, bir parça ateş alınırmış. Ateş almak için komşuya geçen kadınlar, kürekteki ateş sönmesin diye oturup çene çalamazlar ve acele ederlermiş. Ateş almaya mı geldin deyimi buradan gelir.''